vuramadım. Kimsin lan sen? Kimsin? Fatih, iyi misin? Kaçtın güzelim hayvan. Burada sizden başka hayvan yok. Sakın. Gidin buradan. Defolun, bir daha da gelmeyin. Defolun. Defolun. Evet babacığım, az önce indik. Şimdi helikopter pistine geçiyoruz. İşte 10 saat uçuştan sonra insan nasıl olabilirse öyle. Yok, bir grup otele geçti. Biz Carl ve Adam'la beraber araziye bakmaya gidiyoruz. Carl selam söylüyor sana. Anneme haber verirsin değil mi? Tabii kızım, ben anneni ararım. Görüşmek üzere babacığım. Tamam canım kızım, seni çok özledim. Ben de. Akşama gecikme. Tamam babacığım, merak etme. Canım kızım, tekrar hoş geldin. Görüşürüz. Ha, adamlara mukayyet ol. Tamam? Tamam babacığım. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar. Büyük patrondan ne haber? İyi, keyfi yerinde. Hoş geldiniz diyor size. Hoş bulduk. Efendim. Ne sandın? Ahsu herifleri uçağa atıp Amerika'dan buraya boşuna mı getirdi? Antalya'nın gördüğü en büyük proje bu. Aklı olan gelip elini taşın altına sokar. Bu işe girmeyene de ben karışmam. Günaydın. Günaydın. Kardeşim, geçen hafta bakanla görüştüm. İş tamam. Oho, sen sağından soluna dönene kadar. Tamam. Tamam, ara görüşelim. Gerzek. Hoş geldiniz efendim. Gülgün Hanım'ı arayın, Asu'nun geldiğini haber verin. Peki efendim. Gözünüz aydın. Ha. Pelin Hanım'ı çağırın, odama gelsin. Tamam? Tamam. İnmiş mi uçak? Harika. Ne yaylası? Allah Allah. Kim söyledi? Eşiniz haber vermemi istedi. Bendeki programa göre Asu Hanım şu anda Amerikalı konuklarıyla. Aydın Bey orada mı? Şimdi geldi Gülgün Hanım. Birazdan toplantıya geçecek. Müsait olunca arasın beni. Artık sekreterler vasıtasıyla haberleşiyoruz. Bu da güzel. Tansiyon hapımı aldın mı ben? Aldınız Gülgün Hanım, kahvaltıdan sonra. Kafa mı bırakıyorlar insanda? Bu da Amerikalılara hazırladığımız sunum. Akış yazılı. Kısa bir giriş, devamında 7 dakikalık barkovizyon gösterisi, ardından sizin ve Asu Hanım'ın konuşması. Toplam sunum 20 dakika. Yeterli. Fazlası sıkar. Saçlarını toplamışsın. Topladım. Açık halini seviyorum. Bankacılarla toplantımız var. Böyle daha ciddi oldu. Ciddiyetini de seviyorum.
Geçelim mi toplantı odasına? Geçelim. Ne dersin Yalaz? O adamlar gelir mi bir daha? Bence anladılar. Buraların bizim olduğunu anladılar. Sakin ol oğlum. Sakin, sakin ol oğlum. Sakin ol. Tamam. Gelenler var çocuk. Bulamadılar başka yer. Tepemize konacaklar. Demek burası. Evet. Bu yayla ve şu yamaçlardan aşağıya doğru uzanan bütün arazi. Fotoğraflardan daha güzelmiş. Kolay ikna olacağınızı söylemiştim. Ama bunlardan bahsetmemiştin. Onlar önemli değiller. Emin misin? Evet. Yörükler. Bir tür sizin yerliler gibi. Yerliler mi? Evet. Yani Apache'ler, Sioux'lar. Hemen hemen. Yazları buraya göçerler, kışın da kendi köylerinde yaşıyorlar. Amerika'da yerliler başımıza bela olmuştu. Biz geldikten sonra ne yapacak bu insanlar? Kendilerine yaşayacak başka bir yer bulacaklar ister istemez. Amerikalı yerliler buharlı tren arazilerinden geçmesin diye yıllarca direndi. Evet, ama onlar sizin yerlileriniz. Umarım sizin yerleriniz bizim yerlerimiz kadar vahşi değildir. Merhaba. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Hoş bulduk. Amerikalı dostlarımız bir çevreye bakacaklar. Önce soluklanın biraz. Buyurun, bir ayranımızı için. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Aslında çok vaktimiz yok. Ya buyurun. Buyurun. Olur. Kimmiş bu Amerikalılar abi? Ne bileyim ben. Amerikalı işte. Ta dünyanın öbür ucundan gelmişler ha. Ne işleri varmış obamızda? Adı üstünde hanım. Amerikalı işte. Vardır bir işleri. Vardır ya. Vardır da. Acep hayır mı şer mi? Anlarız. Yakında çıkar kokusu.
It's so tasty. What is this? It's called ayran, made from yogurt. My grandmother used to make this. Oh. Thank you very much. Teşekkür ediyor. Ne olacak ki? Ayran yahu. Alt tarafı ayran. Bir dakika, bir dakika. Hey, what's he doing? Oh, ne oluyor? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Onları öyle çiğneyemezsin. Ağrına mı gitti? Rahatsız edici. Topraklarımızı çiğnemeniz de öyle. Topraklarınız mı? Hangi topraklarınız? Buralar kamu arazisi, özel mülk değil. Bu topraklarda hak iddia edemezsiniz. Biz ederiz. Ne hakkı? Hayat hakkı. Abi, durdur Melik'i. Bakın, buraya kavga için gelmedik. O halde gidin. En az sizin kadar başkalarının da bu topraklarda yaşama hakkı var. Bizim kadar değil. Neden? Tapunuz mu var? Hayır. Hayır yok. Tarihimiz var. Tarih mi? 1000 yıldır. Obam 1000 yıldır bu topraklarda. Orasını bilemem. O kadar yaşlı değilim. Sen. Senin gibiler. Ve o adamlar. Girmediğiniz yer kalmadı. Her şeyi aldınız. Her şeyi. Dağlarımızı bize bırakın. Melik. Bu kadar yeter. Onlar topraklarımızda misafir. Her şeye rağmen. Tamam baba. Gerçi misafirlerimiz biraz açgözlü ama. Onlar da gidiyor zaten. Değil mi? Asu? Hayatım gelmişsin. Evet biraz apar topar oldu. Hayatım insan gelir de nişanlısına haber vermez mi? Yani babanı aramasam. Affedersin Berk. Günden kazanmak için uçuşu erkene aldık. Misafirlerle yaylaya geldik şimdi. Nasıl geçti? Biraz tatsız geçti. Ben şimdi şirkete gidiyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. O zaman ben de seni almaya geliyorum. Hadi bay bay. Adamlar işi bırakmaya dünden razı. Biliyorsunuz ki kıyamet kadar alacakları var bu adamların. Rica minnet güçlükte çalıştırıyoruz adamları. Cehennemin dibine kadar yolları var. Yarın öğlen dedim. Yarın öğlen. Tamam? Hay Allah. Onlara fazla sert çıktım. Bunu hak ettiler. Zaten güç bela barınıyoruz. Bir tek bizim oba kaldı. Senin yaptığın yok yere düşman peydahlamak. Hayır. Yok yere değil amca. Haftalardır tepemizde uçuyorlar. Bütün şehir bu adamları konuşuyor. Herkes gözünü yaylamıza dikmiş. Şimdi kavga etmezsek ne zaman edeceğiz? Daha bir şey belli değil. Bir sabah destursuz çadırımıza dalacaklar. Döşeğimizden tekmeyle uyanacağız. O zaman ne diyeceksin amca? Evet. Evet şimdi mi belli oldu diyeceksin? Öyle de olsa... Söz sana düşmez. Ne zamandan beri Yörük Bey'in huzurunda kızanlar atıp tutmaya başladı? Boyun eğmeyiz. Eğdik mi yaylamız gider.
Bugün yaylamız, yarın köyümüz. Kavgadan kaçılmaz. Lakin kavgayı öfke başlatır, akıl bitirir. Aklı olmayan da kaybeder. Amcan bir konuda haklı. Bir daha sakın beylerin huzurunda kendini böyle ortaya atma. Bağışla baba. Haddimi aştım. Durma, koş peşinden. Geç kaldın. Melik doğru yaptı baba. Sevgilim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bu kadar güzel bir kızdan nasıl 4 ay ayrı kaldım ya? Çok özlemişim. Evet, uzun zaman geçti. İşler nasıl? Burada her şey aynı. Haberler sende. Amerikalılar ne alemde? Keyifleri biraz kaçtı ama sonra toparladık. Dağdakiler işi azıtır mı? Mümkün değil. Memlekette kanun denen bir şey var. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Bir an evvel çıkalım mı? Evdekiler bekliyor. Sen iste hayatım. Kızın gecikti. Aylarca bekledin kızını. Biraz daha bekle. Şart mıydı gelir gelmez dağlara vurması? Daha evine uğramadan. Astrobarometreni okuyayım mı sana? O saçmalıklar aklını almış senin. Karşıt burcunuz yengeçte gerçekleşen yeni ay, ilişkilerinizde karmaşaya sebep olacak. Bazı tenkitler alabilirsiniz. Dengede kalmaya özen gösterin. Sana bir şey ifade ediyor mu bu? Etmeli mi? Bence etmeli. Seninki kadar bomboş bir hayatım olursa günün birinde belki o zaman bir şeyler ifade eder. Tamam. Geldiler. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Bu saatte kimin nesi? Araç yabancı. Bir bakalım şuna. Dur. Dur yavaşla. Dur bakalım. Ayvalı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz be, ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz ya? Ayvalı. Ya Ayvalı. İş güç bitti, yol kesmeye mi geldi sıra? Aa, bu araba da güzelmiş. Nereden çıktı bu araba? Arkadaşın arabası, ödünç aldım. Size ne? Aa, anlaşıldı şu mesele. Senin döküntü gene serviste ha? Evet, serviste, ne olacak? O kadar söyledik sana kiloyla araba alınmaz diye, dinlemedin ki. Bana bakın. Araba şanzıman dağıtmış. Dünyanın parası. Zaten canım burnumda. Şimdi sizden çıkartırım ha. Atlayın hadi, atlayın. Tamam Zevzikten. Ayvala, kızma. Aa, damarına bastık yine. Söndür ateşi. Tamam Kutay abi. Asu'nun gelişine. Aileme. Başarınıza ve yeni işlere. Eve dönmek çok güzelmiş. Bütün sevdiklerim bir arada. Ne güzel değil mi Aydın? Hayatım,
Harika. Ben bir kadeh daha alayım. Anne. İstersen biraz... Hayır. Ben bu aileye bütün hayatımı verdim. Bütün gençliğimi, yalnızlığımı. Fazladan bir kadeh içmişim, çok mu ha? Merhaba, hoş bulduk. Bir kızdırdık bunu. Senin bu nişanlınla haydut arkadaşları yüreğimi ağzıma getirdi akşam akşam. Bilmez miyim? Yaparlar. Düğün haftaya? Kısmetse. Hadi hayırlısı. Sağ ol abla. Hadi görüşürüz. 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 Kolay gelsin. Geldin. Hoş geldin çocuk. Aybala. Yarın Aybala? Ah, Selcan Ana. Kızım. Nerelerdeydin bir haftadır? İş güç be ana. Anca toparladım. Çatak Bey'im içeride mi? İçeride, içeride. Ben yemeği hazırlayayım, sen de gelirsin. Tamam. Merhaba çocuklar. Herkes iyi mi? İyiyiz. Aybala abla, bu araba kimin? Senin arabana ne oldu? Tamirde mi yine? Cemşit, bir de sen başlama. Alın bakalım, kitap getirdim size. Haytalık etmek abla. Yok bundan sonra. Okuyun biraz. Alın bakalım bu çikolataları da. Sağ ol abla. Al bakalım. Sağ ol Aybal abla. Al bakalım. Sağ ol abla. Melik abin nerede? Oo, sen bugün ne yaptığını bilmiyorsun Melik abimin. Ne yaptı gene? Obamıza düşmanlar saldırdı. Ne? Bir uçak dolusu düşman. Atıyorsun. Allah canımı alsın. Sor istersen. Adamlar Amerikalıydı. Hepsi deniz piyadesi. Sonra? Melik abim önüne geleni çaktı. Bir yumruk, bir yumruk daha. Birkaç işleri vardı. Yeni makineler sipariş etmeyi düşünüyorum. Özellikle ormanlık, dağlık alanlarda yol açabilen büyük makineler. Bir Norveç firmasını... Acele etme istersen. Neden? Bir sorun mu var? Adamlarla kontratı imzalayalım. Sonra bakarız. Sizin ortaklık beni dışarıda bırakmayı düşünmez herhalde, değil mi? Ne de olsa nişanlı torpili, değil mi? Saçmalama Berk. Niye böyle bir şey düşünmesinler ki? Yani demek istediğim, bu adamlar farklı çalışırlar. Buradaki gibi sen git istediğin adama yaptır bu işi demezler. Bütün taşeron firmaları tek tek inceleyip sözleşme şartlarına uyup uymadığına bakarlar. Aşkım, sen güveniyor musun bana? Ha? Elbette. O zaman mesele yok. Yine ne oldu? Bilmiyorum. Seni özlemiştim. Ama sanırım tek özleyen benmişim. Seninle alakası yok. Neyle alakası var peki? Annemle babam. Onları hiç iyi bulmadım. Aşkım, fazla büyütüyorsun bu işi. Çünkü çatlak göründüğünden daha büyük. Bunu hissedebiliyorum. Onları bıraktığımda böyle değillerdi. İnsanların bu kadar çabuk değişebilmesi ürkütüyor beni. Ürkütüyor. Aybala gelmiş ha? Nereden anladın?
suratından. Seni sordu. Nasıl, iyi mi Aybala? Çok güzel. Her zamanki gibi. Gelirken ne olmuş bilmiyorsun ama. Uzaylılar mı çıkmış karşısına? Hayır. Orman yolunda yerliler saldırmış. Aybala kamçısını bir sallamış. Bir girişmiş adamlara, her biri bir yana kaçmış. Cemşit, atıyorsun gene. Vallahi atmıyorum Melik abi. Okuma diyorum sana şu çizgi romanları. Okuma, okuma. Melik'in telaşı boşuna değil. Bölgedeki yaylalar tek tek konut alanı oldu. Bir burası kaldı elimizde. Burayı da kaybettik mi? Ölürüz. Hilafsız ölürüz. Önce hayvanlarımız ölür. Sonra yoksulluk. Sonra biz. Tek tek ölürüz. Belki de hayırlısı budur. Anlamadım. Ne biçim hayır bu? Dağların arasında sıkışıp kaldık abi. Kalmadık mı söyleyin? Kışın köy, yazın yayla. Başka bir hayat yok. Gençlerimiz azalıyor. Onları okutamıyoruz. Şehirdekiler ayak işlerinde. Kaç tane aybala çıktı bu obadan? Ha, söyleyin. Bir tek aybala. Gerisi yok. Gitmek isteyen gider. Okumak isteyeni okuturuz. Kalmak isteyen de kalır. Dünya değişiyor abi. Hayat şehirlerde. Şehirler daha büyük şehirlere akıyor. Biz dağ başlarında. Evet, dağ başında. Evet, burada. Dünya değişsin istediği kadar, bana ne? Değişmek istemeyenler ne olacak? Yok mu böyle bir hakkımız? Değişmiyoruz diye kafamıza sıkıp köpekler gibi itlaf mı edecekler bizi? Estağfurullah. Başkasının cennetinde gözüm yok benim Temur. Kendi bahçem yeter de artar bana. Bir tane daha. Berk. Ne var abi? Gevşe biraz. İş hayatı oğlum, inersin çıkarsın, olur bunlar. Ben batıyorum Turgay. Batmazsın, Asu geldi. Kolay gelsin. Korkuttun mu? Biraz. Nasılsın? İyi. Sen? Bugün bir şeyler olmuş. Anlattılar mı gelir gelmez? Babanla konuştuk. Neye varır sonu? Üstümüze gelmeye başladılar. Gerisi de gelecek. Bu dosyalar ne? Bir cinayet davası. Cinayet? Hı hı. Yarın keşif duruşmam var. Zor bir gün. İnsanların eceliyle ölmemesi ne kötü. Orası şehir, çeşit çeşit insan. Ne ararsan. Bir de bize çamur atarlar değil mi? Orman kanunu falan derler. Evet, öyle derler. Yarın güz şöleni var. Hı hı. İlk defa bir güz şöleninde olamayacağım. Kötü. Bu bizlerin son şöleni olabilir. Yağmur gelecek. İçeriye taşıyalım seni. Antalya, dünyada turizm beldesi olmayı hak eden birkaç şehirden biridir. Ben ve ekibim yıllardır bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Pelin Hanım? Teşekkürler. Rica ederim. Baylar, denizin ve kumun sadece 20 kilometre uzağında ormanla çevrili dağ evleri. Bildiğiniz tüm doğa sporlarını birlikte yapabileceğiniz bir doğa harikası.
Yüzmeden yelkene, sörften yamaç paraşütüne, raftingten kayak ve dağcılığa kadar. Böyle bir sentez dünyanın başka hiçbir yerinde yok beyler. Aydın, bir sorum var. Aha. Dün yayladaki o insanlar bize dostça bakmıyor. Onlar ne olacak? Evet, yörükler. Kışı köylerinde geçirir, yazın yaylaya çıkarlar. Sonra tekrar köylerine dönerler. Yani beyler, konumuzla hiçbir ilgileri yok. Çünkü bu devlet destekli bir proje. Bakanlıktan ön izinler alındı. Hem siz yörükleri niye dert ediyorsunuz ki? Çağın gerisinde kalmış bir yaşam tarzı. Küresel gelişimin karşısında ne yapabilirler? Ne kadar dayanabilirler beyler? İmkansız. Bekle. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Ortada boylu bir dilbere vurgunum. Beyler, şimdi teknik detayları Asu'dan dinleyelim. Ne de olsa bu Asu'nun projesi. Evet. Öncelikle bu projenin benim Princeton Üniversitesi'ndeki master tezim olduğunu belirtmeme izin verin lütfen. En saygın Amerikan üniversitelerinden birinci onaylanmış bu projeyi Hollywood'a satmaya başladık bile. Dünyaca ünlü 3 starın menajerleriyle ön protokol imzaladık. Yiğit yiğidin dostu ola! Atlı yiğitler çıkmış yola! Yiğitlere yol mu dayanır? Vurun dört nala dağlara, dağlara! Yeni geçtim beni baba. Her zaman da geçeceğim. Bu dağlar at üstünde çatak bey gibisini görmemiş aslanım. Geçildiysen de yiğidin hasına geçildin. Üzülme. Sıkma canı oğul. Bir dahaki güze geçersin babanı. O da olmazsa bir dahaki sefere. Ben de o zamana kadar kocamış olurum. Ağzından yel alsın. Kocamış herif istemem ben çadırımda. Cheese. 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 Yes. Okay. Okay now. Afiyet olsun. Bir ayran daha verir misin? Afiyet olsun. Hediye. Al kızım bunları. Kendi sütünü kendin sağ kendin iç. Ayran bu. Ablam iki peynirli hazırlıyorsun hemen. Yürüt sadırına gel, yürüt sadırına. Gözleme var, ayran var. Kendi sütünü kendin sağ. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Safalar getirdiniz. Halis yörük çadırı burasıdır efendim. Güzel, efendim, ne yapalım, oturalım mı? Oturalım, olur. İçerisi tamam, serindir, buyurun efendim. Hediye, bak kızım misafirlere.
kahvaltı ayran gözleme. Bana kızım deyip durmasana. Hoş geldiniz. Ne ikram ediniz size? Reşit, oğlum ne artistlik yapıp duruyorsun lan? Bağırma oğlum, Nur, bağırma. Ne yaptık yine? Oğlum kaç defa söyleyeceğim lan, bağırma. Tuş çeneni. Ne yaptık yine ya? Oğlum Laz gibi konuşup yörüklük taslıyorsun. Pis sahtekar. He, ne olmuş? Patron sahtekar, ben sahtekar. Sus! Bağırmayacaksın. Bak işine. Ayran bu. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Halis yörük çadırı burasıdır efendim. Acayip buyurun. Nostaljik. Naftalin kokuyor ya. O koku senden geliyor. Girelim mi? İçerisi serindir, içeri alalım efendim. Taşeron firmaların referansları, banka garantileri, makine parkları... Biliyorsunuz Amerikalılar işlerini şansa bırakmazlar. Buyurun, hepsi burada. Geçen hafta Aydın Bey de benzer bir çalışma istemişti. Ben yeni geldiğim için tabii detaylı konuşamadık. Aralarında sorunlu şirket yok değil mi? Var, sadece biri. Hangisi? Hem sorunluysa niye dosyada? Aker Mühendislik, nişanlınızın şirketi. Aydın Bey altyapıyı Aker'e vereceğini söyledi. Buyurun. Ben bir şey alabilir miyim? Hemen sağ geliyor. Ol. Ayşe nerede kaldı be? Arkada inek sağıyor. Ben bir bakayım şu köylü güzeline. Telaş etmeden ha. Tadını çıkara çıkara. Ha böyle, ha böyle. İnek zevkten mest olacak. Eriyecek, eriyecek. Fıstık, fıstık. Ne diyorsun lan sen? İnek ol inek. Ahmet dur. Sen yapma Ahmet. Lan var ya. Ahmet. Pardon. Lan Reşit! Ulan! Reşit! Ne oluyor lan sen? Reşit yapma! Kardeşim tamam! Reşit yapma! Kardeşim sen! Ya kardeşim tamam lütfen sakin! Öldürüyorum lan seni! Reşit! Dur! Reşit! Oğlum sus! Ya tutma! Kardeşim! Reşit! Ayrı sakin! Seni öldüreceğim! Biraz rahat durun ya! Allah aşkına diyorum! Bir haftada avukat çıkarmayın. Kusura bakma Ayvala ya. Kusura bakmaymış. Adamlara şikayetini geri çektirene kadar canım çıktı. Jandarma komutanı bile acıdı halime. Hep bu hıyarın yüzünden. Ya vallahi ben bir şey yapmadım Ayvala. Yok ya, daha ne yapacaktın? Ulan resmen kıza sarttın be. Allah canımı alsın, ben bir şey yapmadım Ayvala. Bizde kabahat. Yörük turizminin yüz karısı. Sen kendine bak. Hediye. Allah rızası için bir de sen başlama. Yalan mı he, yalan mı? Adamı zorla yörük yapmaya kalktın. He, kız doğru söylüyor abicim. Senin yaptığın düpedüz asimilasyon. Konuşma. Kapa çeneni. Al birini vur ötekine. Uzatmayın hadi yürüyün. Aklınız fikriniz milleti kazıklamakta. Bittin ya tamam kızma. Sen. Gel çadıra gidelim. Soğuk bir ayran iç. Harika olur. Biz de bu arada artık yer çekeceğiz, alacağız gönlünü. Tabii Ayvala. Kaybolun hadi yallah. En iyisi obaya gitmek. Canım çıktı bütün gün. Yürü. Allah'ını seversen yürü, bir vurmaya. Yürü. Allah'ını seversen. Nasılsın Berk? İyiyim. Akşam 8 gibi seni almaya geliyorum. Tamam hayatım. Tamam. Akşama görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yavaş. Korkma ya.
Aybalan. Ağlama yavrum. Ağlama. Bakça kızım. Karaçay Obası'nın kızı. Bundan sonra babam benim. Anası Selcan Hatun. Melik. Buyur baba. Kardeşin Aybala bundan böyle sana emanet oğul. Dağ evleri projesini biliyorsunuz. Evet biliyorum. Duymayan kalmadı. O çevredeki yörükler. Karaçay Obası. Ben 15 yıldır bu bölgede orman şefiyim. Hemen hemen hepsini tanırım. Namuslu insanlar. Orman bekçilerimiz son derece rahat. Nedendir biliyor musunuz? Çünkü Karaçay Obası var. Kaçak ağaç kesmezler. Kaçak avlanmazlar. Orman evleri gibidir. Öyle de korurlar. Peki, özel bir soru. Madem onları tanıyorsunuz... Size sorun çıkarırlar mı? Evet. Nasıl yaklaştığınıza bağlı. Konuşarak ikna etmekte fayda var. Tepeden bakarsanız ya da sertlikle üzerine gitmeye kalkarsanız işiniz biraz zor. Peki bir liderleri var mı? Lafını dinledikleri biri. Var. Obanın reisi Çatak Bey. Ama hepsinin üstünde Piri Dede. Piri Dede mi? Evet. Nerede bulurum onu? Bulamazsınız. Anlamadım. İstediği zaman görünür, istediğine görünür. Kimse bilmez yaşadığı yeri. Nasıl yani? Bu adam Kızılderili büyücüsü mü? Hayır, büyücü falan değil. Piri Dede. Sadece Piri Dede. Piri Dedem, sefa geldin. Şeref sefa verdin. Sefa bulduk, sefa bulduk. Nasılsınız? Sağlığına duacıyız. Buyurun. Melik nerede? Nerede olacak? Ormandadır Piri Dede. Yine geçemedik Çatak Bey Beyalas. Daha çok çalışmamız lazım. Kayboldum ya. Yalas sen kal burada. Hadi git şimdi.
tuzak. Avcıların işi. Vahşi hayvanlar için. Zavallı hayvan. Ne kadar çok tuzak var burada. Hoş. Bu dağlar. Bu dağlar başlı başına tuzak zaten. O kadar değil. Şehirdeki kadar değil. Şehirde tuzak ne arasın? Şehir dediğin adım başı tuzak. Her insan. Her insan ayrı bir tuzak. Hadi arabana gidelim. Ben kendim giderim. Yolda başka tuzaklar olabilir. Sen bu ormandaki bütün tuzakları biliyor musun? Hı hı. Bütün tuzakları. Hepsini. O kadar iddialısın yani. İddia ile ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Ben ormanım. Piri dedem, Destegül'le Beycan'ın haftaya düğünleri var. İzin verirsen elini öpmek, gönül rızası almak isterler senden. Yaklaşın. Kaldırın yüzünüzü. Gökyüzü kadar lekesiz, çiğ damlası kadar saf olun. Nasıl ki orman güneşi görünce yeşillenirse, ömrün bereketi de muhabbetle gelir. O yüzdendir ki güzel çocuklar yetiştirin. Gönül rızam sizlerindir. Allah mesut etsin. Destegül dediğin koyaklarda açan bir dağ çiçeği. Sakın ola ki onu soldurmayın oğul. Bir şey soracağım. Hani şu oğlan kulağına fısıldadığın şey. Hani bırakmadan önce. Uzak durmasını söyledim. İnsanlardan uzak. Ben de düşebilirdim o tuzağa. Evet anacığım. Melik abim geliyor. Melik abim geliyor. Şşt, Cem, şşt, al bakalım. Valla. Piri dede. Hoş geldin dedem. Gel. Otur şöyle yanıma. Ye. İyi misin sen? Hı? Aa, evet iyiyim tabii. Yemekte çok sessizdin de. Yorucu bir gündü, ondandır. Neler yaptın? Sabah ofise gittim biraz, daha sonra arazideydim. Arazi? Orman bölge şefiyle konuştum. Malum mesele Karaçay obası. Yani şu yörükler. Sonra dönüş yolunda... Ben ormanım. Dönüşte diyordun. Ormanda kayboldum. Dolunaydan önce olmazdı bu doğum.
Nereden çıktı bu sancılar? Şifa Ana. Ne bileyim Şifa Ana. Erken doğum herhalde. Ne zaman başladı sancılar? Kendi vakti. Kocası da ovadaymış. Adamın haberi yok. Hastaneye kaldırmak lazım. Melike bul Aybala hemen. Tamam. Dayan canım, dayan. Dayan, sık dişini, tamam mı? Derin nefes al. Derin derin nefes al. Tutma kendini, bağır. Bağır yavrum, bağır. Tamam, tutma kendini, bağır, bağır, bağır. Zıplatma şunu. Hey, sana dedim, zıplatma. At binmesine diyecek yok. Bir de şu zıkkımı doğru sürse. Çok güzel. Bir daha zıplat böyle de çocuğu havada yakalasınlar. Giyinmişsin. Sana kahve hazırladım. Asu yeni geldi. Geldiğinden beri de iş güç. Bir oturamadık. Ara verebiliriz. Ciddiyim ben. Bu kadar ciddi olma. Ne de bu kadar fedakar. Kimse üzülmesin. Bunu istemem. Biliyorsun. Bilhassa Asu. Onu ne kadar özlediğini biliyorum. Ben özlerim. O özler. Ama neticede hayat bildiğini yapar. Hem bu gece nişanlısıyla. Erken dönerse eve, bir ihtimal yani. Belki baba kız. Hadi git artık. Seni seviyorum. Şifa Ana sayesinde bir sağlıklı çocuk daha kazandı. Hı hı. Evet, bu işi de böylece halletmiş olduk. Öyle. Bizim yörük takımı ne alemde? Yörük değil, kopuk takımı. Turist kazıklıyorlar mı gene? Oo, hem de nasıl. Uğrayalım mı çadıra? İyi olur. Epeydir görmüyorum ben de. Hı. Aha. Ne oldu abi? Ormandaki adam. Mehmet, Allah çabuk gel. Murat sopa. Sahi, nasıl döneceksin obaya? Dönmem belki. İlbey'in çadırında kalırım. Ben de kalabilirsin. Yerim çok. Sağ ol. Aybala. Efendim? Arkana bakma. Şu köşeye gelince koşmaya başla. Melik? Dediğimi yap, tartışma. Bakma dedim Aybala. Sadece koş. Koşabildiğin kadar hızlı. Şimdi.
Hep böyle sürü halinde mi gezersiniz siz? İlbe yetişin çabuk. Kardeşim iyi misin? İyiyim. Şu yarana bir bakalım. Önemli değil, sıyırdı o kadar. Bakalım dedim. Duş yaptın mı? Mutlaka yapmışsındır. Üzülme. Senin suçun değil. Parfüm. Bazıları çok kalıcı. Öyle bir iki yıkanmakla geçmiyor kokusu. Sana da içki hazırlıyorum. Yok, sadece su. Emin misin? Evet, yarın sabah erken kalkacağım. Yarın sabah tatil. Evet öyle de. Babam Amerikalılara av partisi düzenliyor. Onlarla beraber olacağım. Peki. Sağ ol. O zaman bize. Galiba artık konuşmanın zamanı geldi. Evet. Bence de. Düşündüğün bir tarih var mı? Tarih mi? Düğün tarihi. Galiba sen beni yanlış anladın. Bak. Yanlış mı anladım? Neyi? Dinler misin beni Berk? Asıl sen dinle hayatım. İnsanlar evlenmek için nişanlanırlar. Bir ömür boyu nişanlı kalmak için nişanlanan hiç kimseye rastlamadım ben. Tamam da bundan önce hallolması gereken bir sürü şey var. Bunları göz ardı edemezsin. Neymiş o bir sürü şey? Bizden önemli ne var? Senin işlerin. Asu yapma, ne alakası var? Dağ evleri projesinde beraber olamayacağız Berk. Olamayacağız mı? Evet. Çünkü maalesef bu mümkün değil. Evliliğimiz diyordun. Sebebini öğrenebilir miyim? Çünkü batmak üzeresin. Amerikalılar batmak üzere olan şirketlerle çalışmazlar. Tamam, zor durumda olmanı anlıyorum. Bunun için başka çözüm yolları buluruz. Ne bileyim, uzun vadeli dış kaynak ya da yabancı bir ortak. Ne bileyim, bir şeyler düşünürüz işte. Evet, evliliğimiz diyordun. İşte şimdi dinliyorum seni. Sanırım daha sonra konuşsak iyi olacak.
Şanslısın. Gerçekten sıyırıp geçmiş. Dedim sana o kadar önemli değil. Yarın bir antibiyotik alırız. Mikroba karşı. Boşver. Şifanı halleder. Melik. Efendim. Buralara bir daha gelme. Sana göre değil. Sana göre değil. Bize göre olan ne kaldı ki Aybala? Hepsini alıyorlar. Tek tek alıyorlar elimizden. Bir tek yayla, bir tek dağlarımız. Sıra onlara geldi. Ama buraya kadar Aybala, buraya kadar. Nereye? Buralara gelme demiştin ya. Git demedim ama. Aybala. Sen çok iyi bir kızsın. İyiyimdir ben. İyiyimdir. Çok iyiyimdir. Evet, çok iyiyimdir ben. Buralarda bir sürü av hayvanı var. Yaban kazları, domuzlar. Şansımız varsa geyik. They've got a lot of animals around here. Some wild geese, boar, and if we're lucky, some deer. Oh, great. Yes. Bu av partisi çok iyi fikir Aydın. Yes. Beğendiğine sevindim Carl. Pazarlama stratejisinde buna yer verelim. Amerikalılar silah ve ava çok meraklıdır. Özellikle de senin gibi Teksaslılar ha? Evet. Yes. Evet. Asu. Neyin var senin? Benim mi? Hiçbir şey babacığım. Bu kadar insanı takıp peşine getirdin kızım. Biraz yüzün gülsün. Tamam. Ne var, ne oldu? Bir kapan. Vahşi hayvanlar için. Ne işi varsa yolda. Lastiği halledip az önce yanından geçtiğimiz düzlüğe çekin araçları. Peki efendim. Sonra bizi bulun. Kumanyaları getirmeyi de unutmayın. Tamam. Peki, peki efendim. What's the problem? No problem. Let's go. All right. Robert, George. Follow me. Okay, okay. En son ne zaman çıkmıştık seninle ava? Ben Amerika'ya gitmeden önce. Hı hı. Kaz Dağları'nda. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha. Hop hop hop. Pek sayılmaz. Niye? O zaman annem de bizimleydi. Kaçırdım. Yaşlanmışım. (Gülüyor)
Lanet olsun. Come on. Too bad, buddy. Adam yok. Adam mı yok? Adam! Adam! Kesin. Bağırmayın. Sadece dinleyin. Ses şu taraftan geliyor. Hayır. Bu yandan geliyor. Yankı var. Ses her taraftan geliyor. Dağılacağız. Öyle arayacağız. Hepimiz dikkatli olacağız. Asu, sen yanımdan ayrılmayacaksın kızım. Tamam. Siz ikiniz bu tarafa gideceksiniz. Peki efendim. Peki George, efendim. Robert, this way. Okay. Right, go. Biz de bu taraftan gideceğiz. Let's go. Adam! Adam! Ben yanındayım kızım. Bana güven. Çıkalım bu ormandan. Çıkacağız kızım, çıkacağız. O düzlüğe gidelim. Arabaların bizi bekleyeceği yer vardı ya. İyi fikir Asu. Help! Mr. Adam. I'm here. Mr. Adam. I'm here. Sakin olun, kurtaracağız sizi. Adam, merak etme, bu kırık seni öldürmez. İyileşmezse sizin Amerika'da ineklere yaptığınız gibi dağılırız, ha? Careful, you'll be fine, buddy. Hey, sen de ucuz kurtuldun, George. Let's go. Okay. Baba. Efendim? Neler oluyor? Ne demek neler oluyor? Sence bu olanlar normal mi? Saçmalama. Baba... Benim batıl inançlarım yoktur ama şu duruma bak. Bir sürü salakla hep beraber ava çıkarsan bütün bu olanların hepsi normaldir. Tamam? Asu, sen jipine bin. Bizi takip et. Tamam.